Beşinci İllüzyon ve Maya. Beşinci İllüzyon ve Maya nasıl çalışıyor? Bu prensibin ismi zarurat. Çok ilginç. Bunun da illüzyon ve tevehhüm göstermesi, çalışması şöyle. Sen bir şeyi diyor göstermek istiyorsan, ifade edeceksen, onu yaşatacaksan ya öğreteceksen, sen diyor bir alana ihtiyacın var, düşüncelerini ya illüzyonunu, tevehhümü göster. Bir alana ihtiyacın var, bir şekil ve forma ihtiyacın var ve bir de miktar ve ölçeğe. Örneğin bir konuşma yapıyorsun. Konuşmanda alan nerede olduğunu, illüzyonunu, örgüsünü gösteriyorsun. Atıyorum diyorsun ki bir ev aldım falan köyde şöyle bir yer. Şöyle bir yer derken sen illüzyonun, tevehhümün bir alan açtın. Yani bir alan var, onu gösterdin. Konuşmanın devamına dikkat etse, danışanın örneğin, o aldığım ev şekli şöyledi, ev adı böyledi, bir dönem şu kadar bahçede diye şekil ve formunu sana anlatıyor konuşmasında. Çok ilginç değil mi? Ve üçüncü, ülke yani miktarını söyler yani şu kadar metre, şu kadar ev adı, bak alan, form, şekil ve metre. Bu da zarurat prensibi. Sonunda şuraya geliyor ki bu 5 maya, 5 illüzyon prensibi meditasyonunda şu an dezavantaj gibi olabilir. Aa, bu nasıl bize izin vermiyor, nasıl olup geçeceğiz bunu falan. Ayurveda'da ve meditasyonda çok güzel bir şey var. Yani önemli bir rol alıyor. Örgü ve yapıyı öğrenirken otomatik olarak sen düşünce ardında kalmayı öğreniyorsun. Evet, o zaman avantaja dönüyor o.